Günaydın. Önceki videolarda anlatmıştım. Ben bir süredir Paraguay'ın başkentinde bir tane hostelde gönüllülük yapıyorum. Burada ilk başta bir couchsurfing'de kalmıştım. Sonra da bir tane hostele geçtim. Şimdi o kaldığım hostelde kahvaltı yapıyorum. Şöyle bir kahvaltı hazırladım kendime. Bu kahvaltıyı hostel veriyor. Ama bir sürü çeşit var. İçlerinden istediğinizi seçebiliyorsunuz. Ben de bunları seçtim. Güney Amerika'da gördüğüm en güzel kahvaltı, öyle söyleyeyim size. Normalde restorana bile gitseniz çoğu yerde sadece şöyle dilim ekmeklerden veriyorlar, tost ekmeği gibi. Onun üzerine şu tarz reçeller, yağ falan, o tarz şeyler sürebiliyorsunuz. Sebze, yumurta falan verildiğini ilk kez görüyorum. Yani kahvaltıda burada görüyorum, Paraguay'da, bu hostelde. İşte şöyle bir kek falan da aldım. Tabii bir sürü çeşit var orada. Mesela çay seçebiliyorsunuz. Ben kahve seçtim. Kahvenize süt koyabilirsiniz. İşte ne bileyim, meyveler var falan. Bayağı çeşit var. Şimdi bugün kahvaltı yapacağız. Sonra da şöyle şurada bir liste var. Böyle işte Asunsiyon'da yapılabilecek şeyler, işte yöresel yiyecek ve içecekler, gidilecek barlar, restoranlar, müzeler, bir de şu görülmesi gereken yerler. Biz işte bugün Mercado Cuatro diye bir yer var, oraya gideceğiz. Böyle tam bir kaosun hakim olduğu, toptancıların olduğu kocaman bir çarşı, değişik bir yer. İlk kez böyle bir yer görüyorum diyebilirim hemen hemen. Oraya gideceğiz. Sonra da şuralara bir bakacağız, hangilerine gidebiliriz, ne yapabiliriz. Aslında bazılarını gördük, mesela şu Palacio de Lopez'i ilk videoda Onur'la beraber zaten video oradan başlamıştık. Costanera de Asunción'a da gittik. Şuraya gitmedim, orayı merak ediyorum. Diğerlerine de bakacağız. Öyle. Şimdi hostelde iki tane gönüllü arkadaşımız vardı. Şu resimleri çizen, bunu buraya çizdiler. Bunu buraya çizdiler. Şöyle buraya bunu çizdiler. Biri Fransız, biri Kolombiyalı. Şöyle bakın şu duvara, şu karşı duvara komple bu çizimi onlar yapmış. Sadece şu çizimi başkaları yapmış. Daha önce başkaları çizmiş onu. Bakın şöyle ortamı da göstermiş olayım. Böyle bir havuzumuz var. Çok yeşil bir alan. Yani kaldığım en güzel ortama sahip hostellerden biri olabilir burası. Burada gönüllü çalışıyorum ben. Birazdan onu da anlatacağım. Neler yapıyorum, nasıl böyle gönüllülük bulabilirsiniz, ondan sonra ne tarz işler yaparsınız, onu da bahsedeceğim. Burayı çizmişler mesela. İki arkadaş, birisi Fransız, birisi Kolombiyalı. Şimdi onlar buradaki gönüllülüklerini bitirdiler. Buradan Ciudad del Este'ye gidecekler şimdi. Oradan da Brezilya'ya, Florianopolis'e geçeceklermiş. Şimdi orada bir gönüllülük ayarlamışlar. Çizim yapacaklarmış böyle. Bakın şöyle bir mutfağımız var. Öyle onlara uğrayacağız. Bu arkadaş onlardan biri. Bakın bu da kedimiz. Eşek sıpası ya. Böyle 3 tane kedimiz var. Arkadaşım da ressamlardan birisi. ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Puedes hablar un poquito qué haces, por qué lugares viajaste, qué tipo de voluntarios haces? Ah, el tipo de voluntario sí. Es pintar. Pintar. Como aquí. Ah, bueno. Ver la galería de pintura. Ah, sí. Aquí, todo el hotel. Ah. Aquí, ah, bueno, sí. Puedes visitar allá. Ah, bueno, sí. Bueno, ¿y van a Florianópolis ahora? Sí, a Brasil. A Brasil. Un diferente país, diferente sí. Idioma. Sí. Muy bien, muy bien. Diğer arkadaş da geldi. Ha? Como? Sí. Böyle. Abi şu yaptıkları çizime bakar mısın ya? Güney Amerika haritasından böyle bir şey çıkarmışlar. Müthiş. Vallahi müthiş yani. Bakın burada da diğer kedi bireyimiz var. Keyiflerine bayağı düşkünler. Havada sıcak zaten. Ne yapacaksın zaten bu sıcakta? Gerçi bugün öyle aşırı sıcak değil. Çok güzel bugün hava ya. Ne sıcak ne soğuk, böyle 10 numara yani. Arkadaş böyle bisikletle seyahat ediyor. Şimdi o bisikletle otogara gidecek. Sonra da diğer arkadaş taksi çağıracak. Ciao ciao. Tienes los zapatos. Buen viaje. Chao. Mucha suerte. Chao, chao. Şimdi de diğer arkadaşımızı uğurluyoruz. Hadi bakalım. O da taksiyle otogara geçecek. Orada buluşacaklar. Sonra otobüsle Ciudad del Este'ye geçecekler. Hadi bakalım. Super rápido. Sí. Hola. ¿Cómo? Oh, sí, pero... Feliz viaje a ti también. Gracias. Buen viaje. Gracias. Vamos a ver tu video. Bueno, bueno. Ciao. Şimdi çıktım hostelden. Benim hostelim hemen şurada, bu cadde üzerinde. Buradan böyle aşağıya doğru bir 15-20 dakika yürüdüğünüz zaman şehrin böyle en merkezi yerlerine, böyle başkanlık sarayının falan olduğu, böyle merkezi parkların olduğu yere ulaşabiliyorsunuz. Şimdi şuradan doğru böyle sola devam edeceğiz. Burası böyle bir avenida diyorlar işte, bulvar, böyle bir ana cadde. Buranın merkezi caddelerinden birisi. Buradan yukarıya doğru devam edeceğiz. Şimdi buradan dümdüz gittiğimiz zaman Mercado Cuatro diye bir yer var. Yani böyle toptancıların olduğu, böyle pazar gibi bir yer. Toptancılar da var, normal satıcılar da var. Büyük bir pazar yani. Biraz kaotik bir yer. Bir tık da tehlikeli görünüyor. Ki zaten uyardılar da, dikkat et dediler. İşte öyle bir yere gideceğiz. Bakalım nasıl bir yermiş. Bugün de orayı görelim. Bu arada şimdi size biraz... Burada gönüllülüğü falan nasıl ayarladım, neler olduğunu anlatayım. Önceki videoda anlatmıştım ama izlemeyenler için bir daha özet geçeyim. Bir de nasıl gönüllülük bulabilirsiniz böyle yerlerde, biraz ondan bahsedeyim. Yaptığım işlerden bahsedeyim. Şimdi ben burada normalde Asunción'a 4 gün için geldim. 4 gün kalmak için ve Couchsurfing'den de 4 günlük yer ayarlamıştım. Sonra işte baktım böyle burada aslında bayağı yapılacak bir şeyler var. Çekmem gereken videolar da var. Ondan sonra belki dedim bir iş fırsatı da bulabilirim. Çünkü böyle birazcık birikim yapmam gerekiyor yola devam etmek için. Sonra bir de burası farklı geldi bana Arjantin'le Uruguay'a göre. Keşfedilecek şeyler de var diye düşündüm. Biraz zaman geçirmenin iyi olacağını düşündüm. Sonra işte gönüllülük bakmaya başladım. Şimdi gönüllülüğü nasıl buldum? Mesela yurt dışına çıktığınızda diyelim gönüllülük yapmak istiyorsunuz. Nasıl bulabilirsiniz? Şimdi gönüllülük ne demek onu anlatayım. Gönüllülük şöyle. Mesela ben burada haftada 24 saat çalışıyorum. Ve karşılığında kalacak yere para ödemiyorum. Her sabah kahvaltım var, o gördüğünüz gibi. Bir de haftada bir kere ücretsiz çamaşır yıkama hakkım var. 24 saatlik çalışma karşılığında. Bu mesela değişebilir. 20 saattir. Mesela 20 saat çalışırsınız haftada ama kahvaltı dahil değildir. Veya 20 saat çalışırsınız, yine kahvaltı da dahildir. Bazen belki 24 saati geçtiğini görmedim ama belki geçen yerler de vardır falan filan. Hatta bazen biraz fazla çalışarak veya farklı yeteneklerinizi de kullanarak para bile kazanabiliyorsunuz. Mesela bu arkadaşlar diyorlar ki, az önce uğurladığımız arkadaşlar, gönüllülük yaptıkları bir yerde sanırım fazladan çalışarak, bir şeyler yaparak ekstra para da kazanmışlar mesela, gibi gibi. Ben işte mesela normalde bu tarz gönüllülükleri şeyden buluyorsunuz. Workaway diye bir tane site var. Oradan buluyorsunuz. Bir de bir site daha var. Onun adını tam hatırlayamadım. Onu da yazarım aşağıya. Bu sitelerden buluyorsunuz genelde. Yıllık 50-60 dolar civarı maksimum bir ücreti var. Ama mesela 50-60 dolara en fazla 4-5 gün konaklayabilirsiniz zaten. Ben bu hostelde bir ay ücretsiz konaklıyorum. Düşünün yani. Böyle baktığınız zaman 50 dolarda önemli bir ücret değil. Ama benim bu sitelerde üyeliğim yoktu. Nasıl yaptım? Booking.com'a girdim. Hostellere baktım. Sonra direkt mesaj gönderecektim Instagram'dan ve WhatsApp'tan. Sonra dedim ki bir de şeyi kontrol edeyim, Workaway'i kontrol edeyim. Workaway'de bu arada gönüllülük fırsatlarını görebiliyorsunuz ama mesaj gönderemiyorsunuz ve konumları, yer isimleri yazmıyor hiçbir şekilde. Workaway.com'dan gönüllülüklere baktım. Bir baktım aynı mekanın gönüllülük ilanı var. Fotoğraflardan anladım aynısı olduğunu. Sonra tabii onu da görünce hemen mesaj attım tabii. İşte WhatsApp'tan ve Instagram'dan dedim böyle böyle ben gönüllülük yapmak istiyorum. Deneyimlerimi falan anlattım. Sonra dediler ki işte gönüllü ihtiyacımız var ama işte şartlar bunlar. Aralığın 9'unda başlayacaksın dediler eğer kabul edersen. Sonra aralığın 9'una da bayağı vardı. Ben başka bir host bulmayı düşündüm ilk başta. O ara işte hostumu anlattım, dedim böyle böyle oldu. Ama aralığın 9'unda başlayabilirmişim falan filan. O da ben hiç sormadan, bir şey demeden direkt dedi bende kalabilirsin istediğin kadar. Aa dedim süper. İşte orada kaldım 14 gün. Toplamda 14 gün o hostun evinde kaldım. Sağ olsun Katerin. İlk Asunción videosunda görmüşsünüzdür izlediyseniz. Beraber çok güzel vakit geçirdik. O da online çalışıyordu. Evde beraber çalıştık, yemek pişirdik, yedik. Ailesiyle, arkadaşlarıyla tanıştım. Dışarıya çıktık, gezdik beraber. Çok güzel vakit geçirdik. Sonra da buraya geldim. Burada ne yapıyorum? 15 günden fazladır çalışıyorum burada. Haftada 3 gün çalışıyorum. 8'er saat. Şimdi bana sordular. Dediler ki hani böyle günde 4 saat haftanın 6 günü mü yapalım? İşte 6 saat 4 gün mü yapalım? Yoksa 8 saat 3 gün falan gibi mi yapalım diye. Sanırım onlar biraz daha böyle kısa mesailer yapıp daha fazla gün çalışmam taraftarıydı. Ben dedim ki ya işte ben dedim 8 saat 3 gün yapabilir miyim dedim. Sağ olsunlar kırmadılar. Tamam olur dediler. Böylelikle 3 gün uzun mesai yapıp diğer günler haftanın 4 günü boş olmuş oldu. Bu arada bu günler çok düzenli değil. Mesela son bir haftadır ben hiç mesai yapmıyorum. Yarın da boşum, ertesi gün başlayacağım. Böyle. Resepsiyonda çalışıyorum burada. Resepsiyon ve bara bakıyorum. İkisi aynı yer zaten. Bir yandan gelen misafirlere check-in, check-out falan yapıyorum. Check-out yapmadım hiç. Öğleden sonra çalışıyorum çünkü ama check-in yapıyorum. Bir de barda bir içecek istediklerinde falan içecekleri veriyorum. Yaptığım iş bu. Bu zamana kadar temizlikte ve barda çalışmıştım ama resepsiyonda hiç çalışmamıştım. Çünkü İspanyolcam iyi değildi. İlk kez resepsiyonda çalışıyorum. Benim için çok güzel bir deneyim oldu bu. 4. gönüllülük deneyimim. Aslında bir hostel işletmenin neredeyse her departmanını öğrenmiş oldum bu vesileyle. İlk baş temizlikle başladım. Hatta ilk gönüllülük yaptığım hostelde boya yapıyordum. Böyle duvarları boyuyordum, şu demirleri boyuyordum. İkincisinde temizlik yapıyordum. Üçüncüsünde yatak çarşaflarını değiştirdim ve barda çalıştım. Burada da yine resepsiyon ve bar yapıyorum. Yani hostelin neredeyse her departmanında çalışmış oldum böyle gönüllülükler sayesinde. Hem konaklamamı ucuza getirdim, hem dilimi geliştirdim. Artık İspanyolcam yetiyor insanlarla konuşmaya, hatta çalışmaya, resepsiyonda çalışmaya falan. Hem de bir iş deneyimi, farklı bir sektörde bir iş deneyimim oldu. Güzel oldu yani. Şimdi ne tarafa gideceğiz bir haritaya bakayım. Sonra geçelim Mercado Cuatro'ya doğru. Sanırım artık yavaş yavaş Mercado Cuatro'ya doğru giriyoruz. Bakın böyle sağlı sollu toptancılar, böyle dükkanlar, marketler, her şey başladı. Bu arada videoyu beğenerek, yorum yaparak, kanala abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Hola. Muchas gracias. Bu arada dediğim gibi videoyu beğenerek, yorum yaparak, kanala abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bu arada katıl abonesi olarak, imkanlarınız dahilinde katıl abonesi olarak ya da Buy Me A Coffee sitesinden bir hesap açtım. Linkini de aşağıya bırakacağım yorumlara ve açıklama kısmına. Oradan imkanlarınız dahilinde destek olursanız çok sevinirim. Böyle kısıtlı imkanlarla dünyayı gezip gittiğim yerleri tanıtmaya çalışıyorum. Bilgilendirici olmaya çalışıyorum. Böyle imkanınız varsa oralardan destek verirseniz, imkanınız yoksa da beğenerek, yorum yaparak, kanala abone olarak ya da böyle bir arkadaşınıza bu kanalı tavsiye ederek destek olursanız çok sevinirim. Bu videoyu mesela ilgisini çekeceğine inandığınız bir arkadaşınıza göndererek bana yine çok büyük bir destek vermiş olabilirsiniz. Böyle bir yer Mercado Cuatro. Aha burada böyle kıyafetlerin falan olduğu, aynı zamanda kırtasiye tarzı yerler de var. Böyle bir yer var. Burada da mesela temizlik eşyaları, o tarz şeyler satılıyor. Burada altın satıyorlar. Altın, gümüş, takı. Böyle giyim mağazası. Böyle bir yer. Şimdi biraz şöyle caddeyi de göstereyim size. O bayağı böyle kaldırımı AVM gibi yapmışlar. Şöyle göstereyim size çevreyi. Böyle bir yer. Bu arada Paraguay'da arabalar çok ucuzmuş. Mesela şöyle 5000 dolara falan güzel, temiz bir araba alınabildiği söyleniyor. Asgari ücret de burada 400 dolar. Yani ortalama bir yıllık maaşınızla güzel, temiz bir arabaya binebiliyorsunuz. Muhtemelen daha ucuz arabalar da vardır ama temiz, binilebilir olanları anladığım kadarıyla böyle 5000 dolardan başlıyor. Asgari ücretle çalışan birisi bir yıllık maaşıyla böyle temiz bir araba alabiliyor. Burada da toplu ulaşım biraz sıkıntılı. Gerçekten bir noktadan öbür noktaya ulaşmanız çok zaman alıyor ve durakta çok beklemeniz gerekiyor falan. Otobüsler çok eski, sistem biraz eski. O yüzden insanlar sanırım o çileyi çekmektense araba almayı tercih ediyorlar. O yüzden şehir çok büyük olmamasına rağmen şehrin her tarafında çok fazla trafik var. Görmeniz lazım yani. Bakın şöyle göstereyim size. Toplu ulaşım araçları böyle biraz eski. Hele böyle bazıları var old school tarzda. Önceki videoda da biraz anlatmıştım toplu ulaşım sisteminden. Bakın böyle bir tık kaotik bir yer burası. Bakın her zamanki gibi bir Güney Amerika klasiği ama burada sokaklarda biraz daha fazla var bundan. Parilla diyorlar buna. Parilla dedikleri ızgara yani. Izgarada böyle et pişirip, özellikle çöp şiş tarzı etler burada çok yaygın. Her köşe başlarında, özellikle mahallelerde çok satıyorlar bunları. Bazen şehrin en merkezi yerlerinde bile böyle sokağa ızgara kurup et satıyorlar insanlara. Ve fiyatları da gayet uygun. Mesela bir yer vardı, 3 tanesini 10.000 guaraniye satıyordu. O da 1,5 dolara falan denk geliyor. 3 tane çöp şiş. Şöyle bakın, burada manavlar falan da var. Burada termoslar falan satıyorlar. Güney Amerika'da termos çok önemli. Bu bölgede daha doğrusu. Uruguay, Arjantin, Paraguay bu bölgede termos çok önemli. Neden? Mate ve terere içiyorlar. Terere nedir? Mate'den çok bahsetmiştik Uruguay ve Arjantin'de zaten. Mate böyle yerba bitkisini mate dedikleri kabın içine koyup üstüne termostan sıcak su ekleyerek böyle gün boyu sürekli içiyorlar. Hatta bunu içebilmek için her yerde sıcak su satılıyor. Restoranlarda, marketlerde, hatta şehirler arası yollarda, benzinliklerde otomatlar var böyle sıcak su satın alabildiğiniz. Mate içebilmek için. Burada terere denen bir versiyonu var. Sadece Paraguay'da var. Bu diğer ülkelerde çok yaygın değil. Onda da daha büyük termosların içine su ve buz dolduruyorlar ve bu yerbayı yani mateyi soğuk içiyorlar. Bakın beyefendi ala elinde büyük bir termos taşıyor ve terere içerek devam ediyor. Bunun sanırım tererenin burada yaygın olmasının sebebi de hava durumu. Burası diğer ülkelere göre, Arjantin ve Uruguay'a göre özellikle çok daha sıcak ve çok daha nemli bir yer. Dolayısıyla bu sıcakta sıcak içmek sanırım insanlara biraz şey geliyor. Aslında ilk başta biraz bu mateyi soğuk içmek bana mantıksız gelmişti. Daha önce duyduğumda lezzetli bir şey olacağını düşünmüyordum ben. Ama burada denedim mesela. Aslında değişik aromaları varmış. Mesela mentollü olanları falan var. Farklı aromalar da var. Şimdi aklıma gelmiyor. Limonlu falan var sanırım. Tadı gayet güzelmiş. Beklediğimden çok daha iyi çıktı. Hanımefendi bakın termosunu temizliyor. Böyle. Bakın sırf mesela termos falan satan bir iş yeri. Ha şöyle termoslara koyuyorlar işte, bunları beraber satıyorlar. Şu mate, ya bu kaba mate deniyor aslında. Bu da termos. Ayrılmaz ikili burada Paraguay'da. Ve birisine hediye almak istiyorsanız böyle doğum günü falan öyle bir şey, alabileceğiniz en güzel hediye budur herhalde. Şöyle güzel çizimli mizimli kaliteli bir tane termos ve mate. Bakın böyle çeşit çeşit mateler falan. Termoslar aynı zamanda. Bak mesela muzun kilosu 5000 guarani. Şey de öyle. Soğan da öyle. Bu 8 tanesi 10.000 guarani. Hola buenas. 5000 guarani böyle 70 sent falan ediyor. 7400 guarani 1 dolar ediyor. 5000 guarani sanırım böyle 70 sent gibi bir şey yapıyor. 10.000 guarani de yaklaşık 1,5 dolar gibi bir şey. Bak hola buenas, ¿cómo está? Burada da mesela hola, ¿cómo están? Sí. Bueno, bueno. Bueno, grave video para YouTube. Bir kilomuz 7000 guaraniymiş. O da hemen hemen 1 dolar falan böyle. 90-95 sent falan. Elmanın kilosu 3 tanesi mi? 5000 guaraniymiş. O da 70 sent falan. Esto precio para 4 manzanas. Ah, bueno. 4 manzanas son 10.000 guaranis. Bueno. 4 tane elma 10.000 guaraniymiş. 1,5 dolar falan ediyor. Muchas gracias. Kadın pek mutlu değil. Pahalı ya. Bence çok pahalı. 4 tanesi ama 1 kilo eder hemen hemen. Paraguay Arjantin'den biraz pahalı. Hatta bayağı bir pahalı. Ama mesela şeyden de Uruguay'dan da bayağı bir ucuz. Uruguay çok pahalı bir yer olduğu için Uruguay'a göre bayağı ucuz geliyor ama Arjantin'den de biraz pahalı açıkçası. Böyle elektronikçiler falan da var. Elektronikçiler bile termos satıyor. Siz düşünün yani. Bak mesela şöyle havlular 25.000 guaraniymiş. Şöyle iç çamaşır var 20.000 guarani. 3 dolar falan hemen hemen. 15.000 guarani 2 dolardan biraz fazla. Hola buenas. Puedo grabar video? Ah bueno bueno. Muchas gracias. De Turquía. Turquía. Sí, sí. Estos precios son para uno, ¿no? Un producto. Ah, bueno. Bueno. Burada mesela 10.000'e de var, 1,5 dolar falan. Muchas gracias. Buen día. Şöyle gidelim bakalım. Üf, tahmin ettiğimden çok büyükmüş ya burası, böyle bayağı ara sokaklara falan gidiyormuş. Hani arabayla falan şu ana caddeden geçiyorduk ama ara sokaklara kadar bu kadar uzandığını bilmiyordum yani. Hola buenas. Şimdi böyle ana caddeye çıktım. Şöyle ilerliyorum yavaş yavaş. Buralarda böyle çanta falan da satıyorlar. Tabii her yerde yüksek ses müzik, şimdi telif yiyeceğiz. İnşallah yemem. Ya bizim Tahtakale'ye bayağı benziyor aslında burası baktığın zaman. Şuraya bir girelim bakalım. Burası biraz daha pasaj gibi bir yer. Daha çok ayakkabıcı ve çantacılar var sanırım. Mesela şöyle bir topuklu ayakkabı ya da terlik mi artık? 140.000-130.000 guarani falanmış. Dolar cinsinden fiyatlarını yazarım. Yani sanırım 20 dolar falan bunlar. Şu 15 dolar gibi bir şey. Şu da 20 dolar gibi bir fiyatı var. Daha doğrusu bu 17-18 dolar. Şu da 14-15 dolar falan. Burada 75.000 guaraniye şeyler de var. Terlikler de var. Bunlar da 10 dolar ediyor. <laughs> 80.000 guaraniye var mesela. 12-13 dolar hemen hemen. Burada futbol topu satan bir yer var. Futbol yine Paraguay'ın da ayrılmaz bir parçası. Bu insanlara futbol deyin, başka bir şey demeyin. Zaten ilk sordukları iki şey: futbolla ilgileniyor musun? Hangi tarz müzik dinliyorsun? Bir Güney Amerikalıyla sohbet edeceğiniz zaman sizle muhabbet kurmak için soracakları iki temel soru: futbol ve müzik. Şimdi az önce yolun şu tarafındaydım. Bu ara caddelerdeki pazarları falan gezdim. Şimdi yolun diğer tarafına geçtim. Yani oralarda böyle bazen bir caddeler var, ta bayağı gidiyor. Kaptırsanız bayağı gidersiniz yani. Şimdi dedim yolun karşısına geçeyim, bir de buralara bakayım. Şöyle özellikle yemek satılan böyle ara sokaklar falan varsa biraz da onları göstereyim istiyorum ama buralarda da şimdiye kadar gezdiğim kadarıyla hep böyle kıyafet, çanta, ayakkabı, işte iç çamaşır falan bu tarz şeyler satılıyor. İşte matte, termos falan öyle satılıyor genelde. Şöyle biraz daha böyle yiyecek içecek ya da ne bileyim farklı herhangi bir şey satılan yerlere denk gelmeye çalışıyorum. Böyle dolaşmaya devam. Bakın şöyle bir caddeyi size göstereyim. Gerçi bayağı gösterdim ama. Bu arada yakın zamanda burada Navidad oldu. Navidad ne demek? Christmas yani. İspanyolca'da Navidad diyorlar. Hostelde kutladık bu Navidad'ı. Nasıl kutladık? Herkes kendi ülkesinden, kendi kültüründen bir yemek pişirdi. Bütün yemekleri ortaya koyduk ve herkes istediği kadar tabağını alıp beraber yedik bunu. Böyle bir organizasyon yaptık hostelde. Ben de hayatımda ilk kez biber dolması yaptım. Biraz riskliydi. Daha önce hiç denemediğim için. Umarım böyle güzel olur diye yaptım. Güzel de oldu vallahi. Yani tahmin ettiğimden güzel oldu. Sadece biraz tuzu eksik olmuş. Olsun. İlkin günahı olmaz diyelim böyle. Ama Navidad'ın bu insanlar için bu kadar önemli olduğunu, yani Christmas'ın bu kadar önemli olabileceğini ben tahmin etmiyordum. Yani şey zannediyordum mesela. Bizim gibi bir ağaç kuruyorlar, işte eğleniyorlar, dans ediyorlar, partiliyorlar falan zannediyordum. Bunun çok daha ötesinde bir anlamı var onlar için. Aynı bizim gibi Ramazan, Kurban Bayramı gibi düşünün. Böyle giyiniyorlar, hazırlanıyorlar, herkes birbiriyle kucaklaşıyor. Daha manevi bir anlamı varmış onlar için. Biz hep böyle işte Christmas'ı böyle parti, işte Noel ağacı falan böyle düşünüyoruz ya. Aslında çok farklı. Çok daha manevi bakıyorlar olaya. Böyle herkes güzel güzel giyinmiş, hazırlanmış. Yemeklerini çok özenerek hazırlamışlar. Yemek alamayanlar, yemek pişiremeyenler dışarıdan bir şeyler getiriyor, içecek getiriyor falan. Hep beraber oturduk, yedik. Herkes birbirine sarıldı falan. Öyle bir etkinlik açıkçası beni şaşırttı biraz. Bakın özellikle hafta sonları ve tatil günlerinde bu ızgaraları özellikle ara sokakların her tarafında görebilirsiniz. Şehir merkezinde de oluyor ama özellikle barriyolarda, yani şehrin birazcık dış mahallelerinde her köşe başında görebilirsiniz. Kamerada görünüyor mu bilmiyorum. Bakın şurada bir arkadaş uzanmış yatıyor. Hola, buenas. Una empanada es 4000 guaranis. Ah, bueno. Quiero uno de carne, ¿no? Ah, bueno. Sí, para llevar. ¿Ir comiendo? Sí, sí. Muchas gracias. ¿A ti? ¿De dónde sos? Soy de Turquía. ¿Turquía? ¿En serio? Sí. ¿Tan lejos de casa? Sí, muy lejos. 12.000 kilómetros más o menos. Sí, sí. ¿Pero de paseo? Sí, sí. Estoy viajando. ¿Ah? Sí, sí. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Şimdi şöyle bir empanada 4000 guarani yani 50 cent falan ediyor. İşte dediğim gibi Arjantin'den biraz pahalı, Uruguay'dan epeyce ucuz. Uruguay'da böyle bir empanadayı 2 dolara falan yersiniz hemen hemen. Arjantin'de de bunların 5 tanesini 1,5 dolara falan satıyorlar. Yani tanesi 25-30 sente falan denk geliyor. Ama böyle daha pahalı olan yerler de var. Bundan biraz daha iyi empanadaları bazen 2 dolara falan satıyorlar burada. Öyle göstermek için. Biliyorsunuzdur belki, yanlış bilmiyorsam McDonald's endeksi mi? Öyle bir endeks var ya da Big Mac endeksi galiba. Ülkelerdeki Big Mac fiyatına göre o ülkenin işte pahalılık düzeyini, işte alım gücünü falan ölçüyorlar. Uluslararası alanda böyle bir endeks var. Ben de Güney Amerika'da empanada endeksine göre ülkelerin pahalılık düzeyini anlıyorum. Böyle bir yere denk geldim. Şöyle yiyeyim bakalım. Tavuklu bu. Aslında etli istemiştim ama tavuklu mu vermiş ya? Böyle içi bayağı yine malzeme dolu yani, böyle çok boş değil. Güney Amerika'da, hatta genel olarak yurt dışında böyle Türkiye'deki gibi içi bomboş malzeme satmıyorlar. Ürünlerin içi malzeme dolu böyle. Etse et yani, tavuksa tavuk, sebze ise sebze, peynirse peynir, ağzına kadar dolu. Ama bazen de ağzına kadar malzeme dolu olmasına rağmen Türkiye'deki kadar da lezzetli olmuyor. Türkiye'de içine soğan dolduruyorlar, böyle bir şeyler dolduruyorlar, sosla bulandırıyorlar ama yine de lezzetli oluyor birçok şey. Ya da biz ona alıştık, bilmiyorum. Hamura alıştık herhalde biz. Ama bu empanadanın tadı bayağı güzelmiş. Uygun da fiyatı yani. Çarşıda muhtemelen bu daha pahalı olur. Şöyle bir yere denk geldim. Burada yiyecek satılıyor galiba daha çok. Böyle içeride böyle değişik bir koku var. Çok ağır bir koku değil ama böyle farklı bir koku var. Değişik de bir ambiyans. Şimdi şöyle şuraya doğru ilerleyelim bakalım ne satıyorlar. Aa, yine aynı otoparka çıktık. Dönelim. Bu arada geçen hafta bir akşam üzeri, böyle güneş batmak üzereyken, akşam olmak üzereyken Google'dan dereceye baktım. Kaç derece diye, hava sıcaklığına baktım. Yani çok sıcaktı çünkü. Bakın, akşam üzeri hissedilen sıcaklık 46 dereceydi, biliyor musunuz? Böyle güneş batmış mıydı, batmak üzere mi neydi böyle? O saatlerde 46 dereceydi hissedilen sıcaklık. Bazı arkadaşlarım 48-49 dereceye çıktığını söylüyor. Bugün kaç derece bilmiyorum ama gayet güzel. Şu an hava mükemmel yani. Uzun zamandır ilk kez kendimi bu kadar rahat hissediyorum burada. Yani o sıcaklarda hostelden çıkmak, dolaşmak falan neredeyse imkansız gibi bir şey. Bu gönüllülük bana çok iyi geldi çünkü bu aralar inanılmaz derecede sürekli edit yapıyorum. Önceden biriktirdiğim videoları yüklüyorum ve yeni videolar çekip onları da editliyorum. O bakımdan çok iyi geldi. YouTube'da biraz daha sık videolar paylaşmaya başladım. İşte hostelde oturuyorum, edit yapıyorum. Oturup edit yaparken bile vücudumun her tarafından sürekli ter damlaları süzülüyor. Öyle bir sıcak vardı. Dün aşırı bir yağmur yağdı. Çok fena bir yağmur yağdı. Akşama kadar bulutluydu. Bir tık nemliydi. Bugün hem güneşli hem de ılık. Çok güzel bir hava var böyle. Yarın çok sıcak olabilir, bilmiyorum, hava durumuna bakmadım ama bu havayı yakalamışken hemen çıkayım biraz dolaşayım dedim kendi kendime. Şimdi şöyle bir mağazaya geldim. Kilo hesabı kıyafet satıyorlar. Kıyafet ve ürün. Mesela şunun kilosu 100.000 guarani civarı bir şeymiş mesela. İşte bunların kilosu 300.000 guaraniye falan ulaşıyormuş. Çünkü kiloya daha fazla ürün girecek ya bunlardan. Hepsi küçük küçük. Büyük ihtimalle o yüzden. Mesela yetişkinler için dedi 200.000 guarani falan dedi böyle kıyafetlerin. Böyle kıyafetler alıyorsun. Kasanın orada tartıyorlar. Ona göre fiyat veriyorlar. Böyle bir mağaza. Mesela şu kıyafetlerin sanırım kilosu 220.000 guarani gibi bir şey dedi. Tam fiyatı şey hatırlamıyorum ama. Sanırım burası neredeyse tamamen kadınlar ve çocuklar için. Erkek kıyafeti görmedim gibi bir şey. Bakın böyle tartılar var. Burada tartıp bakabiliyorsunuz. Şöyle bir yer. Todo por kilo diyor. Her şey kilo hesabı. Hola. Şimdi şöyle Bici Market diye bir marketin önüne geldim. Bu marketler Paraguay'da çok yaygın. Hemen hemen her yerde var. Burası da benim hostelimin hemen hemen 3 sokak yukarısına ve 7/24 açık. Buradan bir makarna alacağım, sonra da hostele geçeceğim. Buradaki marketlerde en büyük sıkıntılardan birisi şöyle, rafların çoğunda fiyat yok. Niye böyle bir şey var bilmiyorum. Şöyle ürünlerin üzerine koyuyorlar birçoğunda ama bazen ürünlerin üzerinde de olmuyor. Hatta çoğu zaman olmuyor. Ama şu makarnadan mesela daha önce almıştım. Knorr'un spagettisi. Diğer makarnalara göre daha ucuz olduğunu biliyorum. Belki daha ucuzları vardır ama üzerinde birçoğunun fiyat yazmadığı için bilmiyorum. Mesela bunlar 10.500 guaraniymiş, 9.000 guaraniymiş, 9.950 guaraniymiş falan. Bu mesela 7.400, 7.500 guarani falan. Bunun fiyatını bildiğim için genelde bunu alıyorum. Bazen de şu soslardan falan alıyorum. Böyle hazır soslar var makarnalar için. Mesela şöyle, bunlar hazır soslar. Şöyle domates sosu var. Bunlara sarımsak falan bir şeyler karıştırıp öyle yapıyorum bazen. Böyle mesela şu makarna sosu 7.500. Bir makarna parası da bu. Bir makarnayla bir tane sos aldığınız zaman hemen hemen 2 dolara falan denk geliyor. Genelde böyle bunlardan falan yiyorum. Makarna, sos. Böyle. Şimdi şöyle kasaya gidelim, bunu ödeyelim. Fiyatını da öğrenmiş olalım. 8.750 guaraniymiş. Yani 1 dolardan fazla. 1.20 dolar falan galiba. Ben 7.400-7.500 diye hatırlıyordum ama ya fiyatı artmış ya da ben yanlış hatırlıyorum, bilmiyorum. Şimdi şöyle hostele doğru gidiyorum. Makarna yapacağım. Hostelde de bir tane ton balığı var. Ton balığını koyacağım üstüne. Öyle yerim yani. Bugün 2 öğün böyle çıkar. Böyle bir tencere makarna pişiriyorum. O zaten bana 2 öğün yetiyor. Kahvaltı da hostelden zaten. Öyle idare ediyoruz yani. Şimdi şöyle hostele geçeyim. Yemeğimizi pişirip yiyelim. Şimdi hostele geldim. Bu makarnayı pişireceğim. İçine de ton balığı katıp yiyeceğim. Size biraz da Paraguay paralarını göstereyim. Paraguay'da guarani kullanılıyor. Dediğim gibi 7.400 guarani 1 dolar ediyor hemen hemen. Şimdi piyasadaki paralar şunlar. Şu 100.000 guarani. Bu 50.000 guarani. Şu 20.000 guarani. 5.000 guarani. Şöyle şu tarafını göstereyim. Şöyle bir resim var. Bu da 2.000 guarani. Bir de şöyle demir paralar var. Şu 1.000 guarani, bu da 100 guarani, bir de 500 guarani var ama bende yok şu anda. Şöyle biraz mutfağı göstereyim. Burası mesela bizim dolaplarımız. Burada böyle yiyeceklerimizin üzerine ismimizi ve check-out tarihimizi yazarak böyle dolaba koyup burada yiyebiliyoruz daha sonra. Mesela makarna arttığı zaman buraya koyup daha sonra yiyebiliyorum ya da peynir, yoğurt, böyle bozulacak şeyleri dolaba koyabiliyorum. Suyumuzu koyuyoruz. Bu sıcaklarda soğuk su olmadan hayatta kalmak imkansız. Bunlar da ortak malzemeler. Mesela birisi hostelden ayrılıyor. Bu yağı bitirememiş. Bu pirinci bitirememiş mesela. Buraya bırakıyor. Ve diğer insanlar bunları kullanabiliyorlar. Burada biraz makarna var mesela. Bunların üzerine check-out tarihini yazmamızın sebebi de burada insanlar çok fazla yiyecek unutuyorlar. Dolayısıyla mesela bakın bunlar hep bozulacak şeyler ve üzerinde isim, tarih falan yoksa çalışanlar, gönüllüler arada bir bunları kontrol edip çöpe atıyor veyahut da eğer yenilebilecek durumdaysa ortak alanlara koyuyor. Burası mesela veya dolabın içinde bazen bir kısım ayırıyorlar. İşte unutulan veya herkes için yapılan ortak yiyecekler. İşte oraya konuluyor mesela. Herkes onları yiyebiliyor. Mesela şunlar geçenki Navidad etkinliğinden artan yiyecekler. Bunlar burada duruyor. İsteyen istediği zaman gelip bunları yiyebilir mesela. Üzerinde tuş şehir yazıyor mesela. Paylaşımlı yani herkes için. Böyle. Mutfakta da böyle bir sistemimiz var. Şimdi ben yemeğimi pişireyim. Yemeğimi yiyeyim sonra. Böyle makarna hazırladım ton balıklı. Şimdi bunu yiyeceğim. Bir yandan da bunu yerken ben böyle YouTube'dan videolar izlemeye bayılıyorum. Bizim bal porsuklarının, Mali ile Cansu'nun videolarını izliyorum bir yandan bu yemeğimi yerken. Patagonya'dalar şu anda, inanılmaz maceralar yaşıyorlar. Kanallarını takip etmenizi şiddetle tavsiye ederim. Ya inanılmaz tatlı bir çift, çok güzeller. Gerçekten çok özeniyorum onlara. Böyle bu videoyu da burada bitirelim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar videonun ortasına da söylediğim gibi katıl aboneliğiyle ya da ne bileyim Buy Me A Coffee hesabından imkanınız varsa destek olabilirsiniz. İmkanınız yoksa beğenmeniz, yorum yapmanız, kanalıma abone olmanız, işte tanıdığınız bu tarz içerikleri seven bir arkadaşınızla bu içerikleri paylaşmanız benim için yeterli bir destek olacaktır. Çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.